Sen dışarıdaki gerçek hayatı değil de kafandaki inancını yaşıyorsun. Biz doğruya düşünceyle varıyoruz. Düşünceyle hiçbir şeye varamazsın. Düşünce zaten bir şeye varmanı engelleyen şeydir. Sen düşünerek varacağın yeri engellersin. Mesele bir şeyi bilmek değil. Biz bir şeyi bilmeye çalışıyoruz. O yüzden bilmediğimizi bilemiyoruz. Hiçbir şeyin farkında olmadığımızın farkında olamıyoruz. Sen sana öğretilerini tekrar etmekten başka hiçbir şey yapmıyorsun. İnsanlar insanlarla tartışıyor. İnsanlar birbirini engelliyor. İnsanların birbirini engellemekten başka yaptığı hiçbir şey yok. Bir şeyi okumak, bir şey hakkında konuşmak, bir şey hakkında fikir sahibi olmak hiçbir şeydir. Hayatın gerçeği yaşamaktır. Hayatın gerçeği hissetmektir. Hissetmen için de yaşaman lazım. Yaşamak da hata yapmaktır. Yaşamak da ayağını soğuk suya sokmaktır. Sen hep sıcak battaniyenin içindesin. Sen hep kapalı kutunun içerisindesin. Faturaların ödendiği, elektriğin hiç kesilmediği, buzdolabında devamlı yemeğin olduğu güvenlikli bir evdesin. İşte bu kadar yapay bir dünyada yaşıyorsun. Sen devamlı bir şeyler düşünüyorsun. O odur, şu şudur. Hayatta hiçbir şey değildir. Saçmalamayı bırak. Hangi konu hakkında olursa olsun, Tanrı hakkında olsun, kadın erkek arasındaki ilişkiler hakkında olsun, çocuklar hakkında olsun, iyilik hakkında olsun. Biliyormuş gibi davranmaktan vazgeç. Hiçbir şeyi bilmiyorsun. Çünkü ben kendimden biliyorum. Ama bilmediğini bir türlü bilemiyorsun. Mesele bir şeyi bilmek değil. Bir şeyi bilmeye çalışıyoruz. O yüzden bilmediğimizi bilemiyoruz. Hiçbir şeyin farkında olmadığımızın farkında olamıyoruz. Çünkü biz hep bir şeyin bilmenin peşinden koşuyoruz. At gibi. Bir şeyi öğrenmenin peşinden koşuyoruz. Hiçbir şey bilmediğimizi bu yüzden öğrenemiyoruz. Senin ilk önce öğrenmen gereken hiçbir şey bilmediğin. Senin aptal olduğunu söyleyecek kibar bir ifade yok ki. Sadece bu var. Sen bir aptalsın. Ama bana daha güzel söyle, bana daha kibar, daha. Ne kadar uzaklaşacaksın daha gerçekten? Gerçeğe ne kadar yakın durursan o kadar iyi. Biz doğruya düşünceyle varıyoruz. Düşünceyle hiçbir şeye varamazsın. Düşünce zaten bir şeye varmanı engelleyen şeydir. Düşünce bir şeye varmanı engeller. Düşünerek, tartışarak, düşünerek. Ben de diyorum ki düşünerek hiçbir şeye varamazsın. Sorun bu. Sen düşünerek varman gereken yere engellersin. Sen düşünerek kendini engellersin. Ama sen zannediyorsun ki bir şeye düşünerek varılır. Çünkü şunu düşünüyorsun. Biz insanız, tabii ki düşüneceğiz, hayvan mıyız? Biz düşünerek varabiliriz. Düşünmeden nasıl varabiliriz? Bir şeye düşünerek varılır. Sen sana öğretilerini tekrar etmekten başka hiçbir şey yapmıyorsun. Sen makine gibisin. Senin tek farkın prize sokulacak fişini görememen. Senin prize sokulacak fişin de şu. Sen inanmadan bir şey yapamıyorsun. Sen hep inanarak yaşıyorsun. Sen dışarıdaki gerçek hayatı değil de kafandaki inancını yaşıyorsun. Aile değerleri olsun, din konusu olsun, namus konusu olsun, aşk konusu olsun. Sen bir şeye inanmışsın, gidiyorsun. Sen hiçbir şey duymuyorsun. Ha sorun şu, zaten duymadığını bilmiyorsun. Çünkü sen doğruya düşünceyle varılacağını zannediyorsun. Ben de diyorum ki düşünce senin zaten varmak istediğin yeri engelleyen tek şeydir. Düşünce seni engeller. Düşüncenin seni engellemekten başka yaptığı hiçbir şey yok. Çünkü sen buna inanıyorsun. Çünkü sana böyle dediler ve sen de buna inanıyorsun. Pinokyo gibi. Seni nasıl oynatırlarsa sen öyle oynuyorsun. Aslında sen ses çıkartan zombiden bir farkın yok. Sen konuştuğun şeylere aslında bir ses çıkartıyorsun sadece. Konuştuğun bir şey yok. Şimdi sen de aynı çıkardığın sesleri düşünce olduğunu zanneden zombiden hiçbir farkın yok. Sen sadece ses çıkartıyorsun. Senin söylediğin hiçbir şey yok. Senin yazdığın hiçbir şey yok. Ne yazarsan yaz. Ne düşünürsen düşün. Sen bu düşüncen yüzünden bırak evlilik hayatını, bırak çocuk yapmayı, bırak ailenle bir olmayı, hayatı hissetmeyi, doğayı, tabiatı, hayvanları hissetmeyi. Sen içtiğin sigarayı bile hissedemiyorsun. Ama sen bir şeyleri düşündüğünü zannediyorsun. Ya da bir şeyleri yaşadığını zannediyorsun. Neyse ne. Çocuk yapıyorsun, kendini babası zannediyorsun. Bir kızla evleniyorsun, kendini kocası zannediyorsun. Anneni annen zannediyorsun. Annen de senin çocuğu zannediyor. Aileler kendini aile zannediyor. Ses çıkartıyorsun, bir düşünce ifade ettiğini zannediyorsun. Ben anlattıklarımı kendimden biliyorum. Çünkü benim tek derdim var. Artık düşünceyi bıraktım. Farkındalığın peşinden koşuyorum. Kendimi fark etmek. Artık düşünceyi bıraktım. Hangi düşünceleri bıraktın? Hepsini bıraktım. Ben kendi ismim bile olmadığımı biliyorum. Kendi yaşım bile olmadığını biliyorum. Mesela 34 yaşındayım, 35 yaş. Değilim. Benim ismim Cem. Değilim.
benim annem bu. Değil, o benim annem değil. O bir anne değil. Bunlar sadece bir düşünce. Bunlar sadece bir fikir. Bunlar sistemi sistem olarak tutabilmek için yapılan bir manipülasyon. Matrix gibi düşünün. Eğer Matrix filmini izlediyseniz öyle düşünün. Bunlar sadece seni oyunda tutmak için oyuncular. Sen düşüncenin peşinden koşturuluyorsun. Bakın, dünyada düşüncesi olmayan bir insan yoktur. Meditasyon yapan insanlar düşünceden sıyrılıyor. Ne kadar düşünceden sıyrılırsan o kadar güzelleşirsin, o kadar ferahlarsın, o kadar rahatlarsın. Senin sorunun zaten ağır olman. Sen çok ağırsın. Senin yerden kalkman lazım. Senin uçman lazım. Değil mi? Uçmak, özgürlük, kuşlar gibi. Ferah olmak. Ama herkes çok ağır. Çok ağırsınız. Hafiflemen için de meditasyon yapman gerekiyor. Yani meditasyonun da amacı şu, kendinin farkında varman. Meditasyon bir amaç değil. Amaç şu, senin gerçekte kim olduğunu bilmen. Sen gerçekte kimsin? Bunu kimse bilmiyor. Bilen insanları da biz bilmiyoruz. Çünkü insanlardan, toplumdan, her şeyden uzak yaşıyorlar. Uygarlıktan uzak yaşıyorlar. Ben düşünceyi bıraktım. İnsanlardan uzaklaştım. İnsanlar zannediyor ki insanlardan uzaklaşmaya çalışıyorum. Evet, insanlardan uzağım. Yaklaşık 5 senedir insanlardan uzak yaşıyorum. Hiçbir insanla görüşmüyorum. Ben bir şey yapmıyorum ama. İnsanlardan uzaklaşmaya çalışmıyorum. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Çünkü doğal süreç bu. Olması gereken bu. Ben bir şeylerin farkına vardıkça... Şimdi şöyle bir şey, sen tuvalette bok kokusunun içerisinde durabilir misin? Eğer kapı açıksa çıkarsın değil mi? Evet, insanlardan uzağım ama bu benim yaptığım bir şey değil. Bu bir doğal bir süreç. İnsanlar insanlarla tartışıyor. İnsanlar birbirini engelliyor. İnsanların birbirini engellemekten başka yaptığı hiçbir şey yok. Ve sen de bu toplumun içerisinde nefes alıyorsun. Ve sen de bu toplumun kucağından ayrılmıyorsun. Ve sen de bu topluma aşıksın. Bu toplumdan ayrılmıyorsun.